İçerisinde plastik takviye var mı yok muyu araştırdım. Doğada çözülmesi yüzyıllar sürebilen plastikler çok sayıda alanda kullanılıyor. Sakarya Üniversitesi'nde yapılan araştırmada tek bir poşet çayda 13 bin mikroplastik parçacığın bulunduğu ortaya konuldu. Ortalama olarak bir demlik poşetinden 13 bin mikroplastik parçacığının aslında içeceğimize, çaya geçtiğini gördüm. Yapılan çalışmada poşet çayla demleme yapıldığında çaya poşetten mikroplastik geçip geçmediği araştırıldı. Özellikle demlik poşetlerinin tamamının plastikten, yani benim incelediğim 11 demlik poşetinin tamamının plastikten imal edildiğini, yani plastik katkılı olduğunu ve bu plastiklerin de işte mesela polyester, polipropilen, polietilen olduğunu gördüm. Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor Meral Yursever, 11 demlik poşetin tamamında mikroplastik tespit etti. Yani 3 mikrometre ile 5 milimetre arasında 13 bin kadar mikroplastiğin geçtiğini söyleyebiliriz. Bardak poşetlerinde ise tamamı plastikten değildi. Bir kısmı saf selülozdu. Yurtsever, tek kullanımlık plastiklerin kullanımının bırakılması gerektiğine dikkat çekti. Tüketicinin aslında çok ambalaj içermeyen ürünlere yönelmesi daha doğru olur. Dökme çayları tercih edebiliriz. Poşet çaylar tamam pratikli inkar edilemez ama gerçekten çevreye ve insana etkileri olabilir. Doçent Doktor Meral Yurtsever, son dönemde piyasaya çıkan çubuk çaylar hakkında da uyarılarda bulundu. O ilave poşet, etiket, zımba ya da yapıştırıcı, pamuk iplik vesaire düşündüğümüzde ekstradan çöp üretmiş oluyoruz. Ama dökme çay kullandığımızda doğrudan onu alıp bir çaydanlıkta demliyoruz, demlikte içebiliyoruz.